Aslında baktığınız zaman travmanın birden fazla tanımı var. Bunlardan biri travmanın kişinin yaşam öyküsü olması. Bir gün bir durumla karşılaşıyorsunuz ve siz değişiyorsunuz. Artık aynı kişi değilsiniz. Hayata karşı bakış açınız değişiyor. Baktığınız zaman travma aynı zamanda bir tehdit. Kişinin kendisine karşı, bütünlüğüne karşı, yaşamına, sevdiklerine ve inancına karşı sınandığınız bir tehdit. Travma aynı zamanda bir öğrenme aracı. Bize hayattan bir ders çıkartıyor ve hayata onunla devam etmemiz gerekiyor. Bu öğrendiğimiz bilgiyle devam etmemiz gerekiyor. Travma baktığınız zaman daha çok sağ beyin temelli. Yani sözel terapilerden daha çok eylem çok daha güçlü bir şekilde işliyor. Maalesef travmada bedenin hafızası her zaman kalıyor ve çok güçlü. Bu yüzden herhangi bir koku, ses ya da dokunuş bizi tetikleyebiliyor. Beyin bu dönemde yaşadığı her şeyi, hoşuna gitmeyen her şeyi silme ya da öteleme taraftarı oluyor. Travma yaşayan insanların %10-15 kadarı lider pozisyonuna giriyorlar ve kendi bedenlerini, kendilerini dinlemedikleri için yol sonunda yoruluyorlar ve çöküntü yaşayabiliyorlar. %70 kadarı kendilerinden beklenmeyen tepkiler veren, şok yaşayan fakat süreç içi destekle kendilerine gelen insanlar olurken kalan %10-15 travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerini gösterebiliyor. Bir çocuk için travma bir anda onu sersemleten, kendi özüyle bağlantısını koparan bir şeydir. Çocuğun savunma mekanizması çöker ve kendine güvenini yitirir. Çocuklar travmayla karşılaştıkları zaman konuşmazlar veya konuşamazlar. Okul öncesi çocuklarda görülebilecek tepkiler arasında yapışma. Bunun dışında daha bebeksi hareketler gösterme sayılabilir. Bunlar örnek olarak ağlama krizleri, korkuların geri dönmesi ya da alt ıslatma sık sık gördüğümüz şeylerdir. Okul çağı çocuklarında görülebilecek olan tepkiler ise içe dönüklülük ya da tam tersi dışa dönük bir hareket. Yıkıcı ve bozucu davranışlar, duyguda donukluk, suçluluk, kaygı, ders başarısında düşüş. Daha çok karşılaştığımız nedenler arasındadır. Ergenlere baktığınız zaman ergenler daha çok sorunlarını akranlarıyla konuşup dertleşme meyilindedirler. Ailelerini korkutan davranışlarda bulunabilirler ve daha yetişkinvari davranışlarda da bulunabilirler. Bu dönemde uyku ve yeme bozuklukları sık görülebildiği gibi istek azalması ve izolasyonda sık rastladığımız belirtiler arasındadır. Travmanın olumsuz etkisini azaltmak için önce kendi bedeninizin tepkisini dinleyin. Biz iyi miyiz? Daha sonra sakin ve güvenli bir ses tonu ile çocuğumuza durumu anlatmalıyız. Genelde ev hanesinde bir değişiklik, bir farklılık olduğu zaman yaş alanları ve çocukları bunun dışında bırakıyoruz. Fakat onların da bizler kadar durumu bilmeye ihtiyaçları var. Aileler çocukların en çok güvendiği, kendilerini konforlu hissettiği yerler. Daha sonra çocuğumuzun duygusuna yönelmeli, kendi duygumuzu anlatmalı ve çocuğun duygu durumunu öğrenmeliyiz. Yavaşlayın ve çocuğun temposunu izleyin. Çocuğunuz nasıl oyunlar oynuyor, neler konuşuyor? Bunu takip etmeniz çok değerli olur. Çocuğunuzun fiziksel tepkilerinin normal olduğunu ona söyleyin ve onu onaylayın. Duygulardan ve deneyimlerden konuşmaya devam edin. Çocuğunuzun olayı anlamlandırmasını sağlayın. Çocuğunuzun iyileşme yeteneğine güvenin ve dinlenmesi için onu sık sık teşvik edin. En öncesinde söylediğim gibi travma bizim bütünümüze karşı yaşadığımız bir tehdittir. Hiçbir zaman hiçbirimiz şunu unutmamalıyız ki biz sevdiklerimiz için, bizi tanıyan herkes için hala bir bütünüz.